1. yüzyılın gösterişli modası. Sadece zarafetin değil, aynı zamanda sırların ve öykülerin de sahne olduğu bir dönemdi. O dönem aristokratlarının takındığı devasa pudralı perukların altında gizlenen bir gerçek vardı. Bu peruklar sadece zenginliğin ve statünün bir göstergesi değil, aynı zamanda kaşıntılı bir sıkıntının taşıyıcısıydı. Böcekler. Evet, doğru duydunuz. Bu zarif ve süslü peruklar içlerinde bitler pireler ve diğer böceklerin istilasına uğrardı. Aristokratlar için bu istilalar sadece bir moda faciası değil, aynı zamanda kişisel hijyen eksikliğinin ve kullanılan malzemelerin yetersizliğinin bir sonucuydu. O dönemde banyo alışkanlığı pek yaygın değildi ve peruklar insan veya at kılından yapıldığından bu böcekler için mükemmel bir ortam sağlıyordu. Bu istilalar o kadar yaygındı ki, bazı aristokratlar özel peruk kazıyıcılarıyla dolaşırdı fil dişi veya diğer değerli malzemelerden yapılmış bu kazıyıcılar, zarif bir akşam yemeği partisinde birinin peruk kazıdığını görmek için alışılmadık bir manzara olabilirdi. Aristokratlar, böcekleri öldürmek için peruklarını fırınlarda pişirebilir veya hatta arsenik gibi zehirli maddeler kullanırlardı. Şaşırtıcı olabilir, ancak o dönemde bu böcek istilası, statü sembollerinin rahatsızlıktan daha önemli olduğu düşünüldüğü için genellikle görmezden gelinirdi. Neyse ki, zamanla moda trendleri değişti ve hijyen bilinci arttı. Bu durum, abartılı perukların popülerliğini azaltı ve bıçak istilalarıyla başa çıkmak için daha iyi çözümler aranmaya başlandı. Fransız devriminin ardından bu gösterişli peruklar zamanla gerilere ve bu unutulmaz dönem eğlenceli, biraz da grotesk bir sembol olarak tarihe karıştı. Bu sıra dışı moda tarihini keşfetmeye devam etmek istersen, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Yeni ve ilginç videolar için takipte kal.